All that matters is order versus chaos. I'm order. No. Düzen Slayer'ın kaosa karşı düzen sözleri ve kendini düzen olarak tanımlamasının hemen ardından Sylvie'nin her şeyi dağıtarak ortaya çıkmasının tek bir anlamı var. Sen düzensen ben de kaosum. Zaten tüm bu dizinin olayı TVA gibi bir düzenin ve bu düzenin arkasındaki ismin Loki'ler gibi düzen bozan varlıkların getirdiği kaos sayesinde darmadağın olmasıydı. Ve biz de bu videoda Marvel için pek konuşulmayan ama belki de her şeyden önemli olan bu konuya giriş yapacağız. Düzen ve kaos. Çünkü şu anda bu konsept Marvel'ın izlediği tüm hikayeler için arka planda ilerleyen en önemli konulardan biri ve dolayısıyla bu videonun da fazlasıyla bilgilendirici olacağına inanıyorum. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bu bölüme Marvel intro müziğinin 1800'lerin sonunda kaydedilmiş yeni bir versiyonuyla başladık ve hemen kendimizi 1868 yılında bulduk. Chicago'da Renslayer'ın geldiği bu tarihin kutsal zaman çizgisinde, yani asıl Marvel sinematik evrenin geçmişindeki bir tarih olduğunu unutmayalım. Çünkü az sonra bundan 25 yıl sonraya, yani 1893 yılına gideceğiz ve artık bu dallanmış yeni bir zaman çizgisi olacak. Burası biraz önemli. Bu bölümde öğrendik ki Kang varyantlarından biri olan Victor Timely ana Marvel evreninde 1800'lerde doğan biriymiş. Bu gerçekten ilginç çünkü şu an Victor Timely'nin ileride TVA'yı kuracak olan kişi olduğunu öğreniyoruz ve belli ki kendisi zamanın sonuna kadar yaşayıp geriye kalan son kişi, son Fatih Kang olacak. Ama bu gerçekten böyle mi? Geriye kalan Kang'in planına göre eğer o ölürse yapılması gereken bir şey var. O da kutsal zaman çizgisinde geçmişe gidip Victor Timely'nin küçükken bir TVA el kitabına sahip olmasını sağlamak. Bu şekilde Timely zamanla geriye kalan Kang'e dönüşebilecek ama Sylvie de yılanın başını küçükken ezip tüm bunların olmasına engel olmak istiyor. Ama aynı zamanda çoklu evren savaşını bitiren kişinin de bu Kang olduğunu düşünürsek tam anlamıyla bir çıkmaza girmiş bulunuyoruz. Victor'ı henüz küçükken mum yapan bir çocuk olarak gördük ve kimse onun hayatına müdahale etmeseydi bu çocuk ileride ne olacaktı henüz bilmiyoruz. Ama hemen ardından 1893 yılına geçtiğimizde artık yeni bir zaman çizgisinde olmamızın çok büyük bir anlamı var. Bu yeni bir zaman çizgisi ise kutsal zaman çizgisinde hala penceresinden içeri bir TVA el kitabı atılmamış bir çocuk var. Yani ana Marvel evrenindeki bu çocuk belki de tüm bunlardan habersiz bir şekilde büyüyüp gidiyor. Çünkü onun kaderi değişmedi. Sadece evine bir kitap düştüğünde yeni bir varyantı ortaya çıktı. Az sonra buraya da geri döneceğiz. Bu arada bunu daha önce de konuşmuştuk ama çizgi romanda Victor Timely aslında Fatih Kang'di tabii ve bu isim onun geçmişe gidip başka bir isimle gizlendiği bir dönemdi. Yani bir varyant değil, aynı kişiydi. Sadece ismini değiştirmişti. Bu arada Marvel çizgi roman şirketinin ismi de eskiden Timely çizgi romanlarıydı ve bu yüzden böyle bir gönderme yapmışlardı. Çizgi romanda Victor Timely geçmişte yaşadığı dönemde icatlar yapıp satardı ve bu icatlardan biri Marvel evrenindeki ilk süper kahraman olan Human Torch'un yaratılmasına vesile olmuştu. Aynı şey sinema evreninde de olacak olabilir. Çünkü Captain America filminde 1940 yılındaki bilim fuarında Human Torch'un sergilendiğini görebilirsiniz. Yani süper kahramanlardan nefret eden Kang, süper kahramanların ortaya çıkmasına sebep olan kişiydi. Konumuza dönersek geriye kalan Kang'in planı küçük mucit Victor'a bir kitap verip onun ileride yeniden geriye kalan kişi olmasını sağlamak. Ama bu yeni bir varyant mı yoksa geriye kalanın orijinal hikayesi de mi böyle başlamıştı bilmiyoruz. Çizgi romanda Kang'lerin ortaya çıkış tarihi her zaman karışık bir konu olmuştur biliyorsunuz ve bunu Kang hakkında bilinmeyenler videomuzda da bolca konuşmuştuk. Örneğin çizgi romanda Fatih Kang olarak bildiğimiz asıl düşmanımız olan Kang 30. yüzyılda başka bir evrende yaşayan bir varyanttı ve orada Kang'in geçmişe gidip kendisini küçük yaşta erkenden eğitmek istemesinin ne gibi olaylara yol açtığını da konuşmuştuk. O yüzden onu izlemediyseniz sıradaki videonuz olabilir. Çünkü hatırlarsanız geçtiğimiz sezon geriye kalan Kang de bize 31. yüzyılda yaşayan önemli bir Kang'den bahsetmişti. Eons ago, before the TVA, a variant of myself lived on Earth in the 31st century. Bahsettiği bu varyant bir bilim adamıymış ve çoklu evrenlerin üst üste sıralanmış olduğunu keşfeden de oymuş. Ama bu adamdan kendisi olarak değil, onun bir başka varyantı olarak bahsettiğini unutmayalım. Ayrıca görseldeki Kang'in gözlüklü bir varyant olarak diğerlerinden ayrıldığına da dikkat edelim. Çünkü buraya da döneceğiz. That first variant encountered a creature created from all the tears in reality. Eliath. Bingo.
burada Eliot adlı yaratıkla ilk karşılaşan Kang'in az önce bahsettiğimiz 31. yüzyılda yaşayan Kang olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi hala aynı gözlüklü Kang'i görüyoruz zaten ve geriye kalan ondan ilk varyant diye bahsediyor. Ama hemen ardından şunu duyuyoruz. I harnessed the beast's power and began experimenting on. Daha şimdi bir başka varyant olarak bahsettiği aynı adamdan ve yaratığın güçlerini aldım diyerek ben diye bahsetmesi ve gösterdiği profilin hala aynı gözlüklü varyant olması bence biraz kafa karıştırıcı. Burada sanki kendi orijin hikayesini anlatıyor gibi ve sanki kendisinin 31. yüzyılda bunları icat ettiğini ima ediyor. Ama siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Bir de bunun şöyle bir cevabı da olabilir. Eğer bu sezon Victor Time'li TVA'yı gördükten sonra bir şekilde bir tempetle oradan kaçarsa ve artık istediği zamana gidebileceği için 31. yüzyılda bir yerlerde saklanmaya başlarsa ilk varyantın hikayesi tamamlanmış olabilir. Çünkü Victor Timely denen bu adamı şu an en büyük derdi daha ileri bir teknolojiye ulaşmak ve bu yüzden kendisinin geleceğe gitmesi ileride başaracaklarını başarabilmesi için çok yerinde bir hareket olur. I always knew my ideas were good. I just didn't have the technology to make them really work. Fuara geri dönersek burada Loki'nin kendi ailesinin tasvirleriyle karşılaştığını gördük ve Thor, Odin ve Baldur'ı yan yana sıralamışlar ama üvey evlat Loki'yi aralarına almamışlar. Bu tabii ki normal çünkü Loki kötülüğün timsali ama Baldur cesur olarak bilinen bir kahraman. Baldur aslında Thor'un bir diğer kardeşi ve daha önce tüm Thor filmlerinde hatta Doctor Strange'in ikinci filminde de onu görecektik ama daha sonra hep bir beklenti olacağı için onu hep senaryolardan çıkarmışlar. Bu sahnede Loki'nin ailesine bakıp onları özlediğini düşünmüştüm ama fuarda bir de Osmanlı Hipodromu varmış ama onu göremedik. Onun yerine Timely'nin şovunu izledik ve yine odaklanmamız gereken bir sözle karşılaştık. A chaos! A chaos of particles is transformed into order. Victor Timely'nin zamansal tezgahı, yani zamansal dokuma tezgahı, düşen enerjiyi bir iplik gibi çekip düzenleyen ve büyük güçle tekrar dağıtan bir cihaz ve burada kendisi bunu elektrik enerjisini çoğaltmak olarak kullanırken TVA'daki büyük zamansal dokuma tezgahının tüm düzensiz olasılıkları, yani çoklu evrenleri ve her evrenin kaotik varsayımlarını alıp kutsal zaman çizgisiyle bir olacak şekilde dokuduğunu görüyorduk ama çoklu evrenler tekrar serbest kalmışken TVA'daki dev cihazın bu kadar düzensiz enerjiyi artık işleyemediğini gördük. Peki nedir bu kaos ve düzen takıntısı? Kaos teorisi aslında var olan her şeyin belirsiz ve düzensiz hareketinden ortaya çıkan kaçınılmaz düzeni anlatıyor. Örneğin bir dumanın ne yönde ilerleyeceği, nasıl şekil alacağı asla tahmin edilemez ve yönetilemez ama aynı zamanda aslında yönetiliyordur. Hava basıncının değişimi, odadaki bir bilgisayar fanı, pencereden sızan hava akımı ve birçok şey bu dumanı yönetiyor ama tüm bunları kontrol etme gücümüz olsa da dumanın alacağı şekle yine de karar veremeyiz. Bu yüzden kaos teorisi tüm hayata ve tüm evrene de kaotik bir bakış açısı da getiriyor. Siz gün içinde her şeyi planlasanız da hiç beklemediğiniz tesadüfi bir olayın tüm akışı değiştirmesi gibi. Bazen kötü bir şeyin yıllar sonra iyi bir şeye yol açması ya da bir iyiliğin başkasını kötü etkilemesi gibi. Önceki videolarda konuştuğumuz kelebek etkisi de kaos teorisinden geliyor. Yani dünyanın bir ucundaki bir kelebeğin tek bir kanat çırpışının rüzgarın devinimiyle dünyanın diğer ucunda kasırgalara sebep olması gibi. Ve tabii ki geçmişe gidip küçük bir şeyi değiştirdiğimizde gelecekte binlerce şeyin değiştiğini görmek gibi. What's this? It says souvenir. 50 book. Years of sports to say six. Doc, and what's the harm in bringing back a little info on the future? Inside you will learn how Biff Tannen became one of the richest and most powerful men in America. No! Burada da Victor'ın küçükken bir TVA rehberi alması gibi küçük bir hareket çok büyük şeylere yol açacak ve bu küçücük bir hareket olsa da bundan sonra olacakların hepsi öngörülemez bir kaos ama bu kaosun amacı tüm evrenlere düzen getirmek. Tüm evrenlere düzen getirme konusu Kang için önemli gibi görünse de bu aslında Kang'in de ötesindeki Marvel Başkanı Kevin Feige için önemli bir konu. Çünkü biz birkaç yıldır Marvel'ın düzensiz düzenini izliyoruz. Thanos'tan sonra yaşanan her şey evrene büyük bir düzensizlik getirdi
ve tüm Marvel filmlerinin ve dizilerinin darmadağın olduğunu gördük. Spider-Man filmi ve Doctor Strange filmi çoklu evrenleri dağıtırken, Eternals filmi, Miss Marvel veya Moon Knight gibi yapımlar hala ana hikayeye nasıl gireceklerini bilmiyor. Ve öte yandan X-Men, Fantastic Dörtlü gibi ana evrene girmeyi bekleyen yapımlar sırada bekliyor. Ama biz Loki dizisinde sürekli çoklu evrenleri temizlemeye çalışıyoruz. Çünkü sürekli bir kaosla karşı karşıyayız. Ama zaten Kevin Feige'nin amacının ortalığı darmadağın etmek olduğunu bundan 4 yıl önce defalarca söylemiştim. Amaç tüm hikayeler arası bir kaos ve düzensizlik yaratmak olacak. Çünkü zamanı geldiğinde çoklu evrenler arası bir savaşta daha da büyük bir kaosa tanıklık edeceğiz ve mutlaka bu savaş bitecek. Ve bu savaş bittiğinde bu kaos sayesinde ana evrene giriş yapan Deadpool, X-Men ve Fantastic Dörtlü karakterleriyle yeni evrene yeni bir düzen getirilecek. Bu yüzden bilimde de kaos ve düzen birlikte var olmaya mecbur bir konsept. Çünkü düzen kaostan doğuyor. Evrende her şey tesadüflerden ibaret ama bu tesadüfler aslında kaderin ta kendisi olarak tanrısal bir düzene sahip olabilir. Sylvie'nin bir kadın Loki olarak var olması TVA tarafından bir kaostu ve yok edilmesi gerekiyordu biliyorsunuz. Ve Sylvie'nin kaçması çok daha büyük bir kaostu. Sylvie'nin Kang'i öldürmesi de bunun ardından gelen çok daha büyük bir kaos başlattı. Ama tüm bu kaos olması gerekenlerin mutlaka olması için miydi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü kaderci baktığınızda aslında olanların zamansal bir döngüsü de var. Kang öldüğünde arkasında duran büyük yuvarlak pencere zaten bir Ouroboros'un simgesiydi. Ouroboros kendi kuyruğunu öldüren yılan demek. Bu doğanın ebedi döngüsünü temsil eder ve kendi sonunu getirirken aslında kendini sürekli yeniden yaratan, biter bitmez yeniden başlayan bir döngüyü anlatır. Bu yüzden dizideki Ouroboros'un sonsuz döngüyü temsil edecek bir arka hikayesi olduğunu da görebiliriz. Tüm bunların yanı sıra Loki de sonsuz döngüyü temsil eder. Çünkü Loki Ragnarok'u başlatan ve her şeyin tüm tanrıların yok oluşuna sebep olan kişidir. Ama Ragnarok'a göre tanrılar yeniden doğacak ve doğa yeniden uyanacak ve bu döngü yeniden başlayacaktır. O yüzden bu dizide zamanın en sonunda her şeyi bitirenlerin kaos timsali birer Loki olması ve her şeyin şimdi yeniden başlayıp düzenin yeniden sağlanması için yine Loki'lere ihtiyaç duymamız çok yerinde bir düzen. Çünkü henüz bir önceki bölümde TVA ortaya çıkan tüm yeni zaman çizgilerini patlatmak istiyordu biliyorsunuz. Ama Loki ve Sylvie buna yarı yolda engel olmuşlardı. Eğer Loki ve Sylvie TVA'ya engel olmasaydı, Victor Timely'nin bir TVA kitabı alacağı yeni bir zaman çizgisi de olmayacaktı. Çünkü TVA yeni zaman çizgilerini budamaya devam edecekti. Yani aslında Kang'i bitiren Sylvie'ydi ama bu bölümün sonunda onu serbest bırakan yine Sylvie oldu. Biraz sıkıcı mı geldi bilmiyorum ama Marvel çizgi romanlarının hepsi bir noktada bilime dayanıyor arkadaşlar. Bruce Banner, Reed Richards, Hank Pym, Tony Stark, Peter Parker, T'Challa, Doctor Strange ve Professor X gibi karakterler direkt bilimle ve eğitimle iç içedir. Ve Captain America, Ant-Man, Black Widow, Vision gibi karakterler de direkt bilimin ürettiği veya geliştirdiği karakterlerdir. Yani biz süper kahramanlardan çok bilim insanlarının hikayelerini okuruz. Bu yüzden Marvel'daki üstün büyücü Doctor Strange her şeyden önce bir doktordur. Tabii ben bilim konusunda uzman değilim ama bir Marvel severi, aynı zamanda bilim sever biri yapmayı yönlendirebilirsem mutlu olurum tabii. Çünkü eğer biri ben Marvel konusunda uzmanım diyorsa ve yine de hikayenin bilim kısmını hiç konuşmuyorsa o kişinin pek de Marvel uzmanı olduğunu söyleyemeyiz. Marvel seviyorsanız bilimi merak etmek zorundasınız. En azından 4 yıldır bir kere gama radyasyonuna, kuantum teorisine veya zaman üzerine araştırmalara bakmış olmanız gerekir. Tabii ki bunu genel izleyici için söylemiyorum. Özellikle çizgi roman okuyan genç arkadaşlar için söylüyorum. Çünkü Stan Lee'nin karakter yaratım sürecinde her zaman bilimin yer alması çok ama çok önemli bir tutum. Marvel'da düzen ve kaos adlı karakterler de var ve zamanın ötesinden gelen bu karakterler her zaman evrenin kaosla ve düzenle uyum içinde çarpışarak var olmasını sağlarlar. Hatta ikisinin yarattığı her şeyi dengede tutan In-Betweener diye bir karakter bile var. Çünkü özellikle uzay ve zaman konusunu kurcalayabilen güçte karakterler ortaya çıktıkça kozmik varlıkların da yavaş yavaş hikayeye müdahale ettiklerini görmek zorundayız. Çünkü bu karakterler çoklu evrenin yeniden ortaya çıkmasıyla yeniden güç bulan ve söz hakkı edinen karakterler olmalılar. Bunları bekleyip göreceğiz. Neyse, son olarak Miss Minutes'a dönersek bu yapay zekanın tüm evrenlere dair Kang'den bile daha fazla şey bildiğini düşünüyorum. Gerçekten korkutucu bir varlık olduğu belliydi ama Kang'e aşık olması işleri daha da kaotik bir hale sokuyor. Çünkü Victor Timely'nin ona yürüyen bu saati artık yanında tutması ve ileride onu yeniden yaratması mümkün değil. Victor, what are you doing? Put that down. Don't do this. We're a team. You need me. I love you.
Bakalım tüm bunlar nasıl bir sonuç verecek merak ediyorum. Çünkü Miss Minutes'in de artık tüm sırları açıklayacak kadar Victor'a kızgın olduğunu duyduk. Ve bu saatin ortalığı daha da karıştıracağını gösteriyor. Ya sanki bu saat tahtında ölen bu Kenge değil, gizliden gizliye çok daha farklı bir Kenge hizmet ediyor gibi bir his var içimde. Ve bu saatin istediği şeyleri yaptığımızda sanki çok daha korkunç bir Kenge'in istediklerini yapıyor bile olabiliriz. Bunu aklımın bir kenarında tutuyorum ama bakalım. Evet, bu videoda bu kadar olsun. Şimdilik üzerine konuşacağımız birçok konu var bence ve özellikle yorumlarda hikayeye kafa yoranları görmek bayağı keyifli oluyor. En azından gerçek dünyadan biraz uzaklaşıp kafamızı dağıtıyoruz. Ne yapalım? Bu videolara devam etmem için çok fazla yorum aldım ve bu beni gerçekten mutlu etti. Bu yüzden size çok teşekkür ediyorum tekrar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. Abone olmayı da unutmayın artık. Loki, you are banished to Earth. Where to? New York? London? Springfield! I worship you, great Loki!